buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, imanı en üstün olanlar kimlerdir? Dediler ki ya Resulallah, melekler olması lazım. Çünkü bizim de görmediklerimizi görüyorlar, levh-i mahfuzu görüyorlar, kalem ve alayı görüyorlar, arş-ı rahmanı görüyorlar, beyt-i mamuru görüyorlar. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne alakası var? Melekler o kadar manevi alemi, melekût alemindeki mukaddesatı görüyorlar. Tabii iman edecekler. Onu gören imansız olabilir mi? Onun için onlarınki en eftal olamaz. Çünkü neden? İman etmeleri zorunlu gibi bir şey. Öyle şeyler görüyorlar ki Allah-u Teala'nın zatını göremiyorlar ama kudretin eserlerini görüyorlar. Nurların arşa tecellisini görüyorlar. 70 bin hicab perde görüyorlar. O perdeler hepsi 500 senelik mesafe araları. Yani burada acayip bir nizam ve düzen var. Bunun sahibi Allah, biliyorlar. Yani o beyt-i mamuru gören, 7 kat arşı gören nasıl iman etmeyecek buyurdu yani. O zaman dediler el-enbiya ve rusulü, nebiler ve rasuller en eftal imana sahip olmuş olması lazım. Çünkü neden? Onlar vahiy gibi peygamberdiler. Tabi onlardan da Allah-u Teala'yı gören bir tek Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz. O da Miraç gecesi dünyadan çıktı, cennete girdi, cennetten gördü. Yoksa dünyada görmedi. Onun için dünyada Allah-u Teala'yı gören hiçbir peygamber ve rasul ve veli olmamıştı. Dünyada görülmesi mümkün, çünkü Allah her şeye kadir, ama vuku yok. Resulullah buyuruyor sallallahu teala aleyhi ve sellem, peygamberler ve rasuller nasıl iman etmesinler? Cibril'i gördüler, vahiy geldi, melek geldi, Allah azim şan onlara ayetleri indi. Onun için peygamberlerin ve rasullerin imanları şuhudi oluyor. Yani görerek oluyor. Çünkü mesela ben Cebrail aleyhisselamı görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gördü. Bana göre Cebrail aleyhisselam gayba iman oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme göre gayba olmuyor. Gördüğüne iman oluyor. Ve zaten sahabe-i kiram da Cebrail aleyhisselamı gördüler. Çünkü geldi, iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir, meşhur hadis-i şerifi sordu, cevaplar aldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dizini dizine değdirdi. Onlar da seyrettiler. Ama Cibril olduğunu baştan fark etmediler. Ondan sonra Cibril Hazretleri gitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o mescitten çıkarken men issâilû etedrûne men issâilû, bana bu soruları soran kimdi bilir misiniz? Dediler Allah ve Resulü alem, Allah Resulü en iyisini bile biz bilmiyoruz. Buyurdu gidin bakın. Çıktılar baktılar, daha yeni mescitten çıktı. O zaman ortalık açık, böyle büyük binalar bir şeyler yok. Kimse yok. Buyurdu ki hâdâ Cibril câ yuallimukum dînekum. O Cibril idi, size dininizi öğretmeye geldi. Dolayısıyla sahabe-i kiram Cebrail aleyhisselamı gördüler. Ha insan şeklinde gördüler. Ama gördüler. Çünkü neden? Sonra baktılar bulamadılar. Nereye gitti? Demek ki onlardan biri değildi. İnsan olsaydı mutlaka onu bulurlardı orada bir dakika içinde. Nereye kaybolacak? Ondan sonra Bedir'de muharebe katılanlar meleklerin sesini duydular mı? Duydular. Atlarının kişlemesini duydular mı? Duydular. Kâfirlere meleklerin kılıç vurduğunun darbelerini, izlerini vurdular, buldular mı, gördüler mi? Gördüler. Ebu Cehil ne sordu? İbn-i Mesud Hazretlerine radıyallahu teâlâ göğsüne çıktığı zaman Ebu Cehil artık kan kaybından kıpırdaşamıyor. İbn-i Mesud radıyallahu anh çok kısa boylu, yani çok zayıf, nehir. Yani dizleri ancak bundan biraz şey, buradaki şeyden biraz fazla çıkarır. Dizleri incecik, dal gibi, dal. Ama Ebu Cehil'in göğsüne çıktı. Ebu Cehil ne dedi? Yebne Mes'ud, bu darbe bize nereden geldi?
kafamıza kılıç darbesi iniyor diyor, vuranı görmüyoruz. Ebu Cehil, Ebu Cehil diyor bunu. Son geberirken itirafı, kafamıza kılıç darbesi iniyor, vuranı görmüyoruz. İbn-i Mesud Hazretleri ne dedi? Tilkel melaike. Onlar meleklerdi size darbeyi indirenler. Yine kibiri elden bırakmıyor. Desene ki bizi siz yenmediniz, melekler yendi. Meleklerin de yenmesine ne yapalım canım? Yani yine geberirken de erkekler efendim şey sürdürmemek istiyor. Ha, siz yendiyseniz şu bacakla mı diyeceğim? Ot yok, ocak yok, yiyeceğiniz yok, atınız yok, silahınız yok. Biz 1000 kişiyiz, siz 313 kişisiniz. Nasıl yeneceksiniz? Hepten rezil olacaktım. Ama melekler yendiyse tamam, şu anda en azından görülmeyen bir güce yenildik yani. Bak orada yine meleklerin darbe vurduğunu kafirler de itiraf ediyor, Müslümanlar da görüyor. Mesela sahabe-i kiram ne dediler? 70 tane kafir geberdiği zaman Bedir'de biz gidiyorduk diyor, sahabenin kılıcıyla mı kafası kopmuş, meleklerin kılıcıyla mı kafası kopmuş? Zaten sahabe-i kiram diyor, ben kılıcı kaldırdım diyor, kılıç benim elimde, adamın kafası küt düşüyor önüme, daha vurmadan. Orada devrede. Çünkü Allah Teala ne buyuruyor ayet-i kerimesinde? فَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ فَضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. Ey benim meleklerim! Bütün muharebelerde melekler indi, onlar da harbe girmedi, yardım için, takviye için, kuvve-i maneviye vermek için geldiler. Bir tek Bedir'de melekler bilfiil harbe katıldı. Çünkü ayette emrediyor, tam diyor gerdanları var ya, kâvurların da gerdanları çok etli olur. Çünkü yemişler, içmişler, bilmem ne etmişler. Ancak kelle kulak geliştirmişler. Onun için buyuruyor, tam boyunlarının üstünden darbeyi vurun, bir de her eklem yerlerini kıtır kıtır doğrayın, oralara da darbe indirin buyuruyor. Onun için sahabe-i kiram diyorlar ki, meleklerin öldürdükleriyle sahabenin öldürdüklerini ararken nereden anlıyorduk, seçiyorduk olayı? Bizim bu öldürdüklerimizde sadece kesme var, işte kızarma var, yani kırmızılık kan, parçalanma var. Ama melek vurduysa morarma var. Yemyeşil, koyu yeşil, mora dönmüş, bütün eklemlerinin her mafsalında morarma var. O çünkü bir darbeyle olacak değil. Her yere özel işlem yapılmış. İşte onu melekler vurdu, indirdi aşağı. E şimdi o zaman dediler ki en üstün iman meleklerde. E melekler nasıl iman etmesini o kadar mucize görüyor? E sonra dediler ki peygamberlerde. E buyurdu ki peygamberlere Cibril geliyor, görünüyor, vahiy görüyor. Melekler nasıl iman etmesinler? Peygamberler nasıl iman etmesinler? E dediler o zaman biziz. Buyurdu ki, siz de beni gördünüz, Cibril'i gördünüz, ayetlerin yüzüne şahit oldunuz. Siz nasıl iman etmeyeceksiniz? Ben sizin aranızdayım. Devamlı mucizeler. Devamlı mucize. Ağacı çağırıyor Resulullah diyor. Ağacı çağırıyor, ağaç geliyor. Şu hayvan konuşursa senden iman edeceğim diyor. Tamam, Ceylan'a bir şey söylüyor. Ceylan cevap veriyor, adam iman ediyor. Sahabe dönemi böyle. 4000'i aşkın sünnet var. Katade Hazretleri'nin gözü akıyor. Buraya geldi dedi. Ya Resulallah, durumuma bak dedi. Uhud'da olacak. Bu gözü sağlam, bu gözü akmış. Göz çıkmış. Yumurtanın şeyin akması gibi. Aktı buraya. Ne yapacaksın buna? Şimdi en önemli dünya hastanesine götürsen onu geri sokup da gördürecek doktor yok ya. Akmış dışarı. Sağlam gözün katarak ameliyatına daha beter oldum ben ya. Dedi ki ey Katade radıyallahu teala, istersen dedi gözün böyle kalsın, sana cenneti söz verir. Makamın âli olsun. İstersen de gözünü düzeltirim diyor. Bu kadar basit yani.
Ya Hazreti Katade de dedik, ya Resulallah benim bir hanımım var, ben onu çok seviyorum, o da beni çok seviyor. Şimdi harpten şehit olmadan eve dönerse, şehit olursak cennet inşallah gider. Ama eve dönersem ne olacak? Hanım bu vaziyette beni görünce ödü kopacak. E o da bana karşı soğuyacak. Ben ona soğumam, tek gözden görüyorum. Hanımımda da bir değişiklik yok. Ama benim durumum çok var. Ne olur dedi ya, ben hanımıma çok düşkünüm dedi ya. Dedi ya Resulallah, ikisi birden olmaz mı dedi ya. Olur be Katade dedi. Muhammed Mustafa varken sallallahu aleyhi ve sellem. Aaa şimdi olacaktı. Ben gidecektim, gözüm girmiyor ya Resulallah. Sol gözüm gitti, tefsire bakacağım derdim. Bir tükürürdü mübarek, Allah Allah. Ya ben gözüme kadar önce giderdik. Ya Resulallah Gazze'ye yetiş derdik ya. Nasıl olurdu Gazze acaba? Yahudi ne olurdu acaba? Bir duaya bakardı, bir. Ama imtihan, imtihan. Zorlanmadan cennet yok. Hazreti Katade ne dedi? Sallallahu aleyhi ve sellem. Yaparım ya Katade. Aynı tabir böyle. Ef'alu ya Katade. Ben yaparım ya Katade dedi. Gel bakalım dedi. Bismillah. Aldı buradan gözü. Burada taktı. Bismillah. Bir de tükürdü. Bismillah. Anında gözü nasıl oldu biliyor musun? Ölünceye kadar diyor, o gözüm öbüründen daha iyi gördü. Hep siz dedi bu mucizeleri gördünüz. Tabii sizinki gayba iman olmaz. O zaman kim dedi? Dediler. Buyurdu ki ulâke kavmun, gayba imanı en üstün olanlar öyle bir topluluklar ki yu'minûne bi ye'tûne bâdî, benden sonra gelecekler. Kimi söylüyor? Bizi. Ve yu'minûne bi, bana iman edecekler. Ve lem yaravni, beni görmeyecekler. Mucize görmeyecekler. Ama yeveddu ahadûm levrâni bi nefsî ve vâli. Onlardan herhangi biri beni o kadar sevecek ki malının hepsini ve canını anında feda edip şehit olup beni dünya gözüyle bir kere görmeyi tercih edecekler. Şimdi bakıyorum, bir kendimden bakıyorum. Benden bozuk adam yok. Çünkü bu kadar hoca gördüm, bu kadar kitap okudum. 50 sene, 55 sene efendisinin yanında büyüdüm. Bendeki gevşeklik kimse diyor. Yani müktesebatıma göre nisbi olursa çok büyük zarardayım ben. Ama kardan zarardayım, neyse zarardayım ben kendime göre. Herkes kendine göre. Yani ne kadar malım varsa, ne kadar kaybettinse, 5 lirayı kaybeden de 5 milyonu kaybeden aynı ağlamaz yani. Durum bu. Ama diyorum ki ya şu ümmetin en bozuğu benim, inanarak da böyle bazen tabii nefis geliyor bir şey elime, hocasın, hacısın falan ama bazen böyle anlıyorum, kendime geliyorum, diyorum ki inanarak diyorum lan en bozuk adam. Tamam. Ama diyorum ki bana bir teklif gelse, bak İstanbul nerede? Çoluk çocuk torunlar Bolu'da. Oradan İstanbul'a döneceğiz, bilmem ne bilmem. Daha çoluğun çocuğun torununu da görmeden, çocuklarım var, torunlarım var. Allah hepinize bağışlasın, hayırlar versin. Gözleriniz yüzleriniz aydın etsin hepsinden, amin. Nazardan şerden muhafaza etsin. Hiçbirini görmeden, bu Ankara'dan çıkmadan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i uyanıkken, dünya gözüyle, Allah kadir, Resulullah zaten hayatta, diri, istediğine görünüyor. Sen bir kere göreceksin, ondan sonra öleceksin deseler. Bir hesap yapıyorum, ulan yaşasam tehlikeler çok. Sürünecek miyim? Kör mü olacağım, felç mi olacağım, hastanelerde mi sürüneceğim? Uzun yaşarsan rezillik, çoluk çocuk bana bakar mı, bakmaz mı? Maskara mı olacağım? İnsan eti ağırdır. Görüyorum 10 sene, 20 sene yatanları. Ondan sonra daha büyük tehlike. Sapıtabilirim, mutezileye kayabilirim, itikadım bozulabilir. Bu yoldayken düşman olanlar var. Arapça ders okutan en büyük alim İsmail Ağa'dakilerden ders okutuyordu adam. Mektubatı tercüme etti. Şimdi mürtet oldu. Adam diyor ki şimdi Allah'ta şüphem yok da peygamber kendini Allah'ın yerine koydu. Peygamberde şüphem var diyor adam şu anda. Bu adam ders okutuyordu, mektubat tercüme etti bu arkadaş. Şimdi benim onun, Allah onu ıslah etsin.
Allah onu imana geri döndürsün. Allah hidayet etsin, ben bedduacı değilim. Onun halinden sonra ben o kadar korktum ki benim için milat oldu. Benim için milat oldu. Kaymam caymam diye bir şey yok. Bir dakika sonra en büyük yavru olabiliriz. Böyle bir durum ya. Peygamberler dua etti Rabbena. La tuzigh kulubena ba'de dedeyken. Bizim kalplerimizi kaydırma ya Rabbi dedi. Sen kimsin? 120 yaşında Ali Haydar Efendi Hazretleri. Kutbul ektab kavsul evtad. Gelene gidene dua. Bu dedenin hüsnü hatimesine dua. Dede kendisine dede. Dedelerin dedesi. Babaların babası. Ali Haydar Efendi baba. Yani imanlı ölmem için dua edin diyor. Başka bir şey istemiyordu ya. Onun için iblis ne oldu yani 20 bin sene? Meleklerin vaizi ya. Öyle yapma. Korkuyu elden bırakma. Ama şimdi onun için ben yaşarsam bin tane tehlike. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere görsem kesin cennetliyim. Cennete de beni şefaat eder. Onun için ben bu kadar hadi mala düşkünüm diyelim, torunumu çok seviyorum diyelim. Ben bu kafayla, şu andaki kafamla bir kere görüp malı canı feda ederdim diyorum. Ve bu salonda bulunan her biriniz hakkında böyle düşündüğünüze dair hüsnü zanda bulunuyor. Bilmiyorum doğru mu düşünüyor. Resulullah'ı bir kere görmek için. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Onun için buyurdu ki ya leyteni katlekîtu ihvâni. Ah ne olaydı ben o kardeşlerime kavuşsaydım. Bize kavuşmayı istiyor. Sahabe dediler, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Buyurdu, entüm ashabi. Siz benim arkadaşlarımsınız. Velakin ihvâni, kardeşlerim yetüne vâdî yüminûne bî velem yarûn. Benden sonra gelecekler. Beni görmeden iman edecekler. Onun için onların imanı gayba iman olduğundan eftal olacak. Buraya da nereden geldim? Keşif ehlinden bazıları şu anda da kabirlerde yatanların, yananların azaplarını görenlere rastladım. Efendi Hazretlerimin buyurduğu veçile, yani Efendi Hazretlerimden yaşadım, bu felanca kabir ehlinden görüşüyor dediği insanları da gördüm. Hani ben kendim görmedim ama görenleri gördüm. Ama onların imanı mı eftal, bizim imanımız eftal. Yine iş nereye dönüyor? Görmeden inananın gayba imanı gibi meleğin imanı bile eftal olamaz. Yani imanımız çok kıymetli ve değerli. Biz inanıyoruz ki herkes kabirde aynı şekilde yatmıyor. Kimisinin cehennem çukuru, kimisinin cennet bahçesi. Allah Teala kabirlerimizi ve bizim bütün sevdiklerimizden, yakınlarımızdan, ölenlerden, zerre kadar imanı olanlardan, şu anda kabir azabı çekenlerden her birinin azaplarını defu rafu izale eylesin. Bir daha da yade eylemesin. Amin. Şuraya gelen cemaat hürmetine, okunan ayet hadisler hürmetine.